Dünyası'ndan merhaba, iyi akşamlar. Bugün yine İş Dünyası'nda önemli bir sektörü konuşacağız. Çimento sektörünü ele alacağız. Değerli bir isimle beraber Çimento Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay bizimle beraber. Abdülhamit Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi çimento sektörü deyince aslında Türkiye dünyanın enlerinden bir tanesi. En büyük ihracatçılarından biri, hatta en büyüğü yanılmıyorsam. Avrupa'nın ise en büyük üreticisi konumunda yer alıyor. Şimdi sektör nasıl? Şöyle bir değerlendirme yapmanız gerekirse, sektör adına bilgiler vermeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Şöyle, tabii Türkiye dünya çimento sektöründe küresel bir oyuncu. Üretim açısından dünyada en büyük 5. üreticiyiz. Avrupa'da ise 1. sıradayız üretim kapasitesi itibariyle. Yani 100 milyon ton klinker kapasitemiz, 120 milyon tonun üzerinde de çimento yutma kapasitemiz söz konusu. Bu bizi dünyada ilk 5'e sokarken, işte Avrupa'da da 1. sıraya çıkarmış durumda. İhracat tarafında da dünyanın, sadece çimento ihracatında dünyanın en büyük ihracatçısıyız. Ama klinker ve çimento ihracatında ise Vietnam'ın arkasından 2. sıradayız. Evet, yani ciddi anlamda başarılı bir sektörden bahsediyoruz. Peki bu sektör, yani çimento sektörü dediğimiz zaman mesela kaç kişi istihdam sağlıyor? İhracat gelirleri hangi seviyelerde yer alıyor? Şöyle, bizim 77 tane üretim tesisimiz var. Bunlardan 56 tanesi entegre üretim tesisleri, 21 tanesi de öğütme tesisi diye adlandırdığımız üretim noktaları. Biraz önce kapasitemizi söyledik. 100 milyon ton klinker kapasitesi, 120 milyon ton üzerinde de çimento üretim kapasitesi. Doğrudan 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. İhracat verilerine gelince, yani bunu isterseniz hem volüm itibariyle hem de USD FOB bazında değerlendirelim. Toplam tonaj itibariyle 2022 yılını 28 milyon tonluk bir ihracatla tamamladık. FOB bazında ise, yani bunun dolar karşılığı ise 1.6 milyar dolar. O yüzden hem ülke ekonomisine hem döviz kazandırıcı faaliyet olması itibariyle ihracata önem veren, ihracatın stratejik önem arz ettiği. Çünkü bizde kapasite kullanım oranları çok önemli. Maliyet optimizasyonu ve fiyat istikrarı açısından özellikle, çünkü çimento sektörü her ne kadar ihracatta önemli bir yer alsa da, önemli bir ürün olsa bile, aslında üretildiği yerde tüketilen bölgesel bir ürün. Dünyadaki üretim kapasitesi 4 milyar ton yıllık. Bunun %51'i Çin tarafından üretiliyor ve tek başına yine Çin tarafından tüketiliyor. Yani küresel ticarete baktığımız zaman çimentoda yaklaşık 200 milyon ton civarında bir tonajın uluslararası ticarete konu olduğunu görüyoruz. Bu ticarette deniz yoluyla gerçekleştirilen bir ticaret. Türkiye ise özellikle Akdeniz ve Atlantik tarafında en önemli ihracatçı, en önemli tedarikçi. Dolayısıyla bu bölgeyi domine eden bir oyuncu. Ya tabii 2008 öncesinde Pasifik ile Atlantik arasında bir geçişkenlik vardı. 2008'den sonra bu geçişkenlik bazı bariyerlere takıldı. Bunun nedeni de özellikle Güneydoğu Asya'daki güçlü talep, Çin'in büyüme oranlarındaki önemli seyir, yani yükselen seyir o bölgeyi taşıyordu. Dünyanın bu bölgesinde de ekonomik aktiviteler ve inşaat aktiviteleri önünde bir yoğunluk görünüyordu. Ama şimdi tabii biraz sonra gireceğiz. Bu geçişkenlik tekrar başladı. Hı hı. Özellikle Çin'deki daralma nedeniyle. Evet. Şimdi onu konuşalım biraz dilerseniz. Yani Çin tek başına üretiyor, tek başına tüketiyor dediniz. Ve Çin'deki o hani gelen zayıf veriler, ki bu sabah saatlerinde yine biz örneğin fabrika faaliyetlerindeki 5 aydır üst üste daralmayı takip ettik. Büyük kuruluşlardan aşağı yönlü revizeler var Çin ekonomisine yönelik. Yani bütün bunları takip ederken acaba hani oradaki, ki gayrimenkul sektörü için hani çok önemli bir ürün çimento. Dolayısıyla hani burada onlarda o sorunlar varken Türkiye'nin bir hani alternatif yaratma, biraz pazar alma fırsatı olur mu? Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii Çin sadece
yani Asya'da değil, bütün dünya ekonomisi için önemli. Tabii sürekli, biraz önce söylediğiniz gibi, büyüme rakamları sürekli aşağı yönlü revize ediliyor. Çin ilk yarı yılda işte, toplamda 5.5'lik bir büyümeye ulaştı. Hedef %5'lik büyüme oranını sağlayabilmek ama yani mevcut makroekonomik veriler çok da olumlu sinyaller vermiyor. Dolayısıyla %5'in altında bir büyüme oluşturabilir. Şimdi tabii Çin dünyanın en büyük üreticisi. Özellikle pandemi sonrasında, pandemi öncesinde bu çevresel nedenlerden ötürü bir optimizasyona gitti Çin. Dolayısıyla kapasitesini önemli ölçüde azalttı. Daha önce net ihracatçıyken net ithalatçı durumunu geçti. Yani bizim Çin'deki daralmanın bizim sektörümüze etkisi biraz da dolaylı. Şöyle ki Çin dolaylı, yani net ithalatçı olduktan sonra özellikle o bölgede simbiyotik ilişkili olduğu bazı ekonomiler var. Yani Çin'in periferisinde özellikle Vietnam önemli bir oyuncu bizim sektörümüz açısından. Biraz program önce başlarken de söyledim. Evet, Vietnam. Ki orada hani coğrafi yakınlık tabii, biraz daha avantaj sanırım. Yani şöyle, coğrafi yakınlık tabii Çin'e çok yakın olduğu için Çin'i besleyen ana kaynak Vietnam'dı. Hı hı. Tabii Çin'deki bu büyümedeki yavaşlama, daralma, özellikle Çin'i besleyen bu tedarik noktalarını deyim yerindeyse boşa çıkarttı. Yani orada bir arz fazlası oluştu. Çin 2021 yılında 30 milyon tonun üzerinde ithalat yaparken 2022 yılında bu 8 milyon tona düştü. O yüzden önemli bir kapasite var. O yüzden o bölgede, yani Çin'deki daralmadan ötürü etkilenen tedarikçiler uzak pazar arayışlarına girdiler. Onları tabii bu bölgeye doğru, özellikle bizim domine ettiğimiz, bizim yer aldığımız pazarları penetre etme zorunda bıraktı. Şimdi oraya doğru bir shift görüyoruz. Yani Çin'deki daralma Çin değil de doğrudan Çin'in etkisini, Çin'den kaynaklanan bir etki üretmedi ama özellikle oradaki büyük üreticilerin bizim girdiğimiz pazarları rahatsız etmesi söz konusu. Orada bir ciddi bir agresyon oluşmuş durumda. O agresyon da fiyatlarda agresif bir politikaya gitmelerine neden olmuş durumda. Evet. Yani bu anlamda hani Türkiye'nin şimdi ilk 8 aylık performansını, ihracat performansını değerlendirmenizi rica edeceğim. Sizin sektörünüz özelinde. Şimdi bugün gelen büyüme rakamlarında ikinci çeyrekte ihracatın, net ihracatın katkısının negatif olduğunu görüyoruz. Yani eksi bir durum beraberinde getiriyor. Ve dolayısıyla hani bu biraz tabii istenilmeyen bir durum. Yani ihracatın isteriz ki pozitif katkısı olsun büyüme kombinasyonuna, kompozisyonuna. Dolayısıyla hani bütün bu anlattıklarınız acaba nasıl etkiliyor? Ve tabii yeni ekonomi politikalarıyla beraber siz bu rakamlarda, bu performansta bir değişim bekliyor musunuz? Evet. Şöyle, tabii geçtiğimiz yıl biraz önce söylediğim gibi 1.6 milyar dolarlık bir ihracata kapattık ama ilk 8 ayı değerlendirdiğimiz zaman çimento ihracatında bir azalma var. Yani biz bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Birincisi tabii güçlü bir iç piyasa vardı. Yani bu deprem sonrasında yeniden inşa faaliyetleri, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımları nedeniyle bir önceki yıla kıyasla Türkiye genelinde %16'lık bir çimento tüketim fazlalığı söz konusu. Yani çimento tüketimi, yerel tüketim %16 oranında artmış durumda. İşte geçen yıl iç tüketim 55 milyon ton civarında kapatırken bu yıl beklentimiz 60 milyon ton seviyesinde bir iç tüketim olması yönünde. Şimdi tabii hem üretim, şöyle iç piyasanın güçlü performansı ama diğer taraftan içerideki performansın güçlü olması nedeniyle özellikle üreticiler iç piyasa odaklı bir pozisyon aldılar. Dolayısıyla ihracatı, ihracat tutarlarını veya miktarlarını biraz azaltıp iç piyasayı önceleyen bir duruş sergilediler. Ama diğer taraftan tabii bizim deprem bölgesinde yer alan ihracatçı fabrikalarımız var. Depremin etkisiyle beraber faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kaldılar. Daha sonra tabii o bölgenin yeniden imari ile ilgili hazırlık çalışmalarına girildiği için o bölgeden uluslararası pazarlara plase edilen miktarda da bir azalma oldu. Dolayısıyla zaten ilk yarı yıla baktığımız zaman inşaat sektöründe de
büyümenin yani güçlü olduğunu hep beraber görüyoruz. Ama bu finansal sıkılaşma, özellikle ekonomi yönetiminin şu anda uyguladığı enflasyonla evet. mücadele çerçevesindeki parasal sıkılaşma ve yaklaşımı tabii iş talepte de bir yavaşlamaya neden olacak gibi görünüyor. O yüzden lineer bir yükseliş söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. Çimento'da dolayısıyla şu anda ilk 5 ayda %16 artan bir iş tüketimin %10 gibi bir büyümeyle yılı kapatacağını öngörüyoruz. %15'lik bir büyüme bekliyorsunuz. Yani şöyle %10'luk, yani evet ilk 5 ayda %16'lık bir artış var iş tüketimde ama mevcut ekonomik veriler ve finansal aslında sıkılaşmayla beraber %10'da kapatmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın öncesinde bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Onu paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar var. Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışıyla kura müdahale ettiği iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır ifadelerini kullanmış. Ve şimdi biz iş dünyasında kısa bir araya gidiyoruz. İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay'la sohbetimize devam ediyoruz. Abdülhamit Bey, araya gitmeden önce iç tüketim adına yıl sonu hedefinizin %10'luk bir büyüme olduğunu söylediniz. Evet. Biraz da hani ihracat beklentilerinizi konuşalım. Oradaki beklenti nedir? Affedersiniz. İhracat tarafında ise ilk 8 aylık performansa baktığımız zaman biraz önce izah etmeye çalıştığım nedenlerden ötürü tonajda %32'lik bir düşüş, değer bazında ise %19'luk bir düşüş var. Ama yıl sonu beklentimizden bahsedersek yaklaşık 1.2 milyar dolar civarında bir ihracatla yıl kapatmayı hedefliyoruz. Tabii bu yıl geçen yıla kıyasla biliyorsunuz geçen yıl şokların yaşandığı bir yıldı. Evet. Küresel ölçekte şöyle ki işte pandemi sonrasındaki tedarik zincirlerindeki kırılma, talebin azı geçmesi, azın talebi karşılayamaması, daha sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber patlak veren enerji krizi, bunun bütün enerji piyasalarını veya enerji maliyetleri tarih seviyelere çıkarması, bu yıl görece savaşın etkisinin biraz azalması, pandeminin etkisinin yine önemli ölçüde azalması, imalatın artması dolayısıyla bir rahatlama oluşturdu. Özellikle Fed'in başını çektiği merkez bankalarının yüksek faiz politikaları, parasal genişlemeyi bir kenara koymaları bir yavaşlamaya sebep oldu. Enflasyon mücadelesi ana gündem haline geldi. Kontrol altında çalışılan bir enflasyon var. İşte küresel manşet enflasyonda bir düşüş seyri söz konusu. Dolayısıyla maliyetlerde bir baskılanma oluşmuş durumda. O yüzden 2023'ü 2022'ye kıyasla biraz daha böyle rahat, öngörülebilirliğin daha arttığı bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Ama şu andaki odağımız tabii önümüzdeki yıl. Yani 2024'te neler olacak? Evet, 2024'teki ana aslında yol haritamız biraz daha esnek ve destekleyici bir yaklaşım geliştirmek. Şu anda mevcut pazarlarımızda özellikle dünyadaki fiyat istikrarına ve finansal istikrara da katkı sağlayacak şekilde daha esnek bir yaklaşım sergilemek. Yani tabii burada bize yardımcı olan belirsizlikler var. Mesela küresel ekonominin ne olacağı belli. Yani şöyle, evet küresel ekonomi şöyle. Yani biz aslında 2024'te yine enflasyonla mücadelenin gölgesinde gireceğiz. Yine parasal sıkılaşma olacak. O resesyon beklentilerinin artık realize olduğu bir dönem. Talepte, iş talepte olduğu gibi küresel talepte de önemli bir azalma olacak ki özellikle tabii Uzak Doğu burada çok önemli. Yani ben Uzak Doğu'daki ekonomik seyirdeki değişikliklerin nedenli etkili olduğunu daha iyi anlaşılabilmesi için bir rakam vermek istiyorum. Hı hı. Yani dünyada yüklenen, tüm limanlardan yüklenen yüklerin %64'ü Güneydoğu Asya'dan yükleniyor. Yine bütün limanlarda boşalan toplam yükün %42'si de yine Güneydoğu Asya'da boşaltıyor. Dolayısıyla oradaki imalattaki değişiklikler,
talepteki dalgalanmalar küresel mal ticaretini de önemli şekilde etkiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılda daha yavaş bir talebin olduğu, durgunluğun yine hakim olduğu ama daha önemlisi tabii finansman erişimin ve finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir yıl olacak. Yani sizin bu anlamda yani bunları alt alta koyduğunuz zaman bu yıla kıyasla biraz daha yavaş geçmesini mi bekliyorsunuz? Şöyle, yani 2024 büyüme hedefleri. Yok bizim ama şöyle ben hani küresel bir resim çizmeye çalıştım ama işte bu zorluklar, bu meydan okumalara rağmen önümüzdeki yıl odağımız ihracat olacak. Biliyorsunuz mevcut ekonomi politikamız da ihracatı önceleyen bir tavır sergiler durumda. Dolayısıyla çimento için de önümüzdeki yıl ihracatın anahtar rol oynayacağını söyleyebilirim. Bizim ana hedefimiz biraz önce söylediğim gibi daha istek ve destekleyici bir özellikle ihracat pazarlarında daha destekleyici bir rol oynarken aynı zamanda özellikle 2022'de ve 2023'te uluslararası rekabete kaybetmiş olduğumuz agresif fiyatlar karşısında veya nedeniyle bu kayıplarımızı da tekrar geri kazanma. Yani özellikle Amerika pazarı ana pazarımız, Afrika uzun süreden beri aslında pazar kaybettiğimiz bir pazar. O pazarları tekrar geriye alma gayreti içerisinde olacağız. Bu çerçevede hemen Eylül'ün ilk haftası bir Intersem organizasyonu var. Intersem küresel çimento ticaretinde en önemli organizasyon. Artık İstanbul'da biz her yıl bir uğrak yeri haline getirme gayreti içerisindeydik. Bunu da başardık. Ve her yıl Intersem İstanbul'da düzenleniyor. 5-7 Eylül'de yine İstanbul'da düzenlenecek bu organizasyon. Dünya çimento ticaretine yön veren bütün oyuncuların yer aldığı bir araya geleceği bir Türkiye ev sahipliği yapıyor. Biz de Türk Sement markasıyla ihracatçılarımızı temsil ediyoruz ve ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki yılın beklentilerini, trendlerin ne olacağını aslında biraz da piyasa okumasıyla beraber daha yakından irdeleme fırsatı sağlayacak bir organizasyon olacak. Hedefimiz 2023'e kıyasla daha güçlü bir ihracat volümü esnek ve destekleyici tabii, bir yaklaşım destekleyici, tabii şöyle bu agresif fiyat politikaları özellikle sadece Uzak Doğu değil bizim bölgemizde özellikle Kuzey Afrika'da bizimle mukayeseli olarak enerji maliyetleri çok düşük olan yine aynı zamanda Körfez bölgesi Arap Körfez bölgesindeki ülkelerin ciddi bir şeyi var yani atağı var öyle söyleyebilirim pazar kazanma gayreti var. Bu biraz fiyatları dolar bazında özellikle tabii enflasyonla mücadelenin de bir etkisi olacak talepteki yavaşlama. Fiyatlarda bir örselenmeye neden olacağını söylemek doğru olacaktır. Ama biz Türk çimento ihracatçılığı olarak bu meydan okumalara, bu zorluklara rağmen 2024'ü daha yüksek bir ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz. Evet. Şimdi önemli gelişmelerden bir tanesi de 1 Ekim itibarıyla devreye girecek olan Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ki çimento sektörü de bu konuda geçişi tamamlamak durumunda olan sektörlerden bir tanesi. Bu sürece hazır mı sektör? Şöyle tabii en sıcak gündem aslında bu dekarbonizasyon dediğimiz karbon ayak izinin azaltılması. Dünyada da işte çimento sektörü toplam emisyonun %7'sini oluşturuyor. O yüzden uzun yıllardan beri aslında şu anda değil ama geçmişe dayanan bir süreç bu. Ciddi önlemler alınmaya çalışıyor, faaliyetler, projeler yürütülüyor. Biz de Türkiye çimento üreticileri olarak, ihracatçıları olarak bu sürece hazırlanmaya başlıyoruz. Şimdi 1 Ekim'de tabii bu SKDM yürürlüğe girecek ama raporlama periyodu başlayacak. Ama vergilerin tahvil edilmesi, yani sınırda karbon vergilerinin tahvil edilmesi aslında 2026 ile hayatımıza girecek. Ama onun öncesinde hazır olmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Yani özellikle ihraç etmiş olduğumuz çimento ve klinkerdeki gömülü karbonu azaltmak için fabrikalarımızın her birinin yürüttüğü projeler var. Burada tabii döngüsel ekonomi, alternatif yakıtların artırılması, alternatif ham maddelerin artırılması, yine yeşil enerji, hepsini yeşil dönüşüm başlığı altında değerlendiriyoruz. Tabii yine
Diğer önemli bir yol ise karbon yakalama. Yani carbon capture dediğimiz yakalama. Bu tabii finansman, finansal olarak maliyeti itibariyle çok yüksek maliyetler temsil ettiği için şu anda biz daha hızlı zafer alanlarında özellikle sonuç almaya çalışıyoruz. Atıksıdan elektrik üretimi, alternatif yakıtların artırımı, ama tabii burada hükümetimizle de bak ilgili bakanlıklarla çok yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Çünkü sadece üreticilerin aldığı veya yaptığı hamleler, attığı adımlar tek başına yeterli değil. Bunun mevzuatlarla da desteklenmesi lazım. O konuda da çalışmalar ve yol haritası oluşturma çalışmaları devam ediyor. Ama 2026 yılında bu daha da kesif şekilde hissedeceğimiz bir konu olacak. Çünkü Avrupa gitgide yükselen bir ihracat pazarı haline geliyor. Daha önceden net ihracatçıyken şu anda net ithalatçı olma yoluna gidiyor. Türkiye'nin de geleneksel bir pazarı. O yüzden o pazara ihracatı devam ettirebilmek amacıyla bu faaliyetlerin güçlenerek devam etmesini öngörüyoruz. Ama finansal anlamda hükümetimizin de bu noktada desteği gerekiyor. Geçen ihracatçılar için bir kredi paketi açıklandı. Evet. Orada da bir müjde verildi. Vadesiz ihracat kredi paketi, ama onunla beraber yeşil dönüşüm için de bir kredi paketinin açıklanacağını. Tabii bu çimento sektörü açısından elzem ve önem arz eden bir husus. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay bizimle beraberdi. Şimdi borsada kapanış zilini duyacağız az sonra. Bugün 8004 seviyesi en yüksek seviye olarak görüldü ve şimdi zil çalıyor. %0,14'lük primle 7917 seviyesinden kapanış gerçekleşti. BIST 100 günü 7917 seviyesinden kapattı. 8000 seviyesi de geçilmekte biraz zorlandı. Aslında işte bugün 8004 denemesini yaptı. Salı günü de 8012 seviyesine gelmişti. Tarihi yüksek seviyeyi salı günü görmüştü. Şimdi Philip Capital'e gidelim. Araştırma Müdürü Onur Canbal bizimle beraber. Onurcan hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugünkü kapanış 7917 seviyesinden gerçekleşti. Artık son bir gün kaldı. Yarın işlemler devam edecek ve bugün de malum Ağustos'un son günü. Ne dersin? Neden 8000'i geçmekte zorlanıyor endeks? Hangi gelişmeleri takip ediyoruz hem yurt içinde hem de yurt dışında? Tabii ki. Malum endekste seçimlerin geride kalmasıyla birlikte etkili olan oldukça güçlü bir yükseliş var. %60'ların üzerinde bir getiri var seçim sonrasındaki endeks fiyatlamasına baktığımızda. Tabii burada 8000 puan psikolojik açıdan da önemli bir seviye. Kabaca 300 düz seviyelere tekabül ediyor dolar bazında da. O yüzden önemli bir direnç bölgesi 8000 puan endekste. Bu nedenle hani burada bir miktar zorlanma, burada bir miktar takılma görmemiz beklenen ve olmasının olağan karşılanması gereken bir durum. Tabii burada 7800-7900 bölgesi Ağustos ayının özellikle ikinci yarısında güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışmıştı ve endekste aşağıda 7400, yukarıda 7900 olan bir sıkışma bölgesi içerisinde hareketleri izlemiştik. Bu haftaya güçlü bir yükselişle başladık ve hafta içerisinde tabii dün işlem görmedik 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, ama haftanın başlangıcının ardından 7900 üzerinde tutunma çabasının devam ettiği ama 8000 puanın aşılmakta zorlandığı bir görünüm var. Burada ya endeks yeniden 7800 seviyesinin altına sarkıp o sıkışma alanı içerisine dönüyor olacak ya da 8000 puan seviyesini aşıp yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor olacak. Buradaki sıkışmanın kırılımını biz önümüzdeki günlerde gözlemliyor olacağız. Bu hafta da olabilir, yarın da olabilir, önümüzdeki hafta da olabilir. Ama buradaki sıkışma alanında bir yönde kırılmayı göreceğiz. 8000 puan geçilir ve üzerine bir kapanışlar, tutunmalar görecek olursak kısa vadede 8100-8200 seviyeleri devamında 8500'e doğru hareketlerin yaşandığı bir fiyatlamada gözlemleyebiliriz. Ama dediğim gibi seçimden sonra güçlü getiriler gördük, güçlü yükselişler yaşandı. O yüzden bir miktar kısa vadedeki yorum emarelerini ve zaman zaman zorlanmaları da olağan karşılamak gerekiyor. 7800-7900 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece 8000 puan aşılma ve yükselişlerin devam etme ihtimali teknik olarak güçlü kalmaya devam ediyor. Ama bu bölge altına sarkmalarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Yeni pozisyon alımları için en azından 8000 puan üzerine tutunmanın teyidini beklemek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii hisse ve sektör bazlı ayrışmaların da devam ettiğini burada gözlemliyoruz. Kısa vadede 8000 puana odaklanmış durumdayız. Bunun üzeri kapanışlar
yeniden güç kazanan risk iştahıyla birlikte alımları beraberine getirebilir diye düşünüyorum yurt dışı piyasalar açısından. Küresel çapta ise bu hafta biraz daha toparlanma çabasının yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle Amerika'da açıklanan veriler Fed'e ilişkin sıkılaşmanın içlerini bir miktar yatıştırdı. Çarşamba günü açıklanan açık iş sayısı 2021 Mart'tan bu yana en düşük seviyede geldi. Yine ADP istihdam değişiminde beklentilerin altında kalan bir rakam gördük. Yine bugün kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ki Fed'in yakından takip ettiği veri beklentiler paraleline de geldi. Büyümede yine aşağı yönlü revizyon gördük. Yani tüm bunlar Fed'in artık faiz artışlarının devam etmeyebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Hafta başında Kasım ya da Aralık yani yıl sonuna kadar Fed'in bir kere daha faiz artışına gitme ihtimali %50'nin üzerinde bir ihtimalle fiyatlanıyor piyasalarda. Bu şu an için %50'nin altına gelmiş durumda. Tabii ki buradaki değişimleri de gözlemliyor olacağız ama şu anki mevcut durumda biraz daha piyasalardaki o faiz arttırma endişesi yatışmış durumda. Bu tahvil getirilerinde, tahvil faizlerinde geri çekimleri beraberinde getirdi. Ve Amerika borsalarında, Avrupa borsalarında bu hafta genel olarak küresel piyasalarda bir toparlanma gözlemliyoruz. Hem yatışan endişeler, hem doların ve tahvil faizlerinin düşük kaydetmesi altını, Brent petrol, emtiaları da genel olarak destekledi. Tabii bu noktada yarınki tarım dışı istihdam verisi oldukça kritik. Yani güçlü gelen veri bu hafta içerisindeki genel fiyatlamaları tersine çevirebilir. Zayıf gelen bir veri de buradaki fiyatlamaları kuvvetlendirebilir. O nedenle yarın açıklanacak Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi ve aynı zamanda ortalama saatlik kazançlardaki genel görünüm piyasaların yakın takibinde yer alacak ve dediğim gibi risk iştahını ve fiyatlamaları şekillendirecektir. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Onurcan Bala, Philip Capital Araştırma Müdürü bizler için beklentileri paylaştı. Şimdi bir haberle veda edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 750 bas puan faiz artışına gitmişti ve bu toplantı özetini yayımladı. Sadeleşme adımlarının kademeli olarak devam edeceğini duyurdu. Bu haberle veda edelim. İyi akşamlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilerin üzerinde artırdığı toplantısına ilişkin özetlerde sadeleşme ve kur korumalı mevduat mesajları öne çıktı. Özetlerde para politikasına ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı. Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme adımları kademeli olarak sürdürülecek. Bu süreçte dönüşümün hızı ve sıralaması etki analizleriyle belirlenmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler, menkul kıymetler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılmaktadır. Bu kapsamda Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek, seçici, kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir. Bu kararlarla temel politik aracı olan politika faizleri, parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likidite ve tüketim talebindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.